ilginç bir konuyu konuşacağız. Gerçekten ekrana yaklaşırsanız ne kadar önemli olduğunu birazdan hepiniz fark edeceksiniz. Türkiye'de İstanbul'un fethinden bu yana resim yapılıyor. Resim yapılmıyorsa bile gravür yapılıyordu ondan önceki yıllarda. Ama bütün bu resimlerde, gravürlerde, sanat ve estetik yapıtlarında kullanılan boyayı biz düne kadar dışarıdan alıyorduk. Artık bu boyayı içeride yapabilme kabiliyetine kavuştuk yıllar sonra. Türkiye'de yüz binlerce ressam, yüz binlerce sanat estetiği anlamında boyanan duvarlar ve yapılar var. Bu yapıları ve duvarları, bu resimleri dışarıdan aldığımız boyalarla yapıyorduk. Sanat boyası üretimi konusunda uğraşı veren bir şirketin yöneticisiyle konuşacağız. Fidan Kimya Teknolojileri Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Colorton Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Fidan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Hakan. Hoş bulduk anne. Sağ olun. Arkadaşlarımız görüntüleri verecek. Arkada güzel resimler ve tablolar dönecek. Neden 5 asır bekledik biz yerli sanat boyası üretmek için? Tam 5 asır, hatta daha fazla belki. Evet, şöyle aslında resim sanatının tarihine baktığımızda da resim sanatının gelişimine paralel olarak Avrupa'da da 16. yüzyılda gene 16. yüzyıla kadar sanatçılar genelde kendi boyalarını kendi olanaklarıyla yapmaya çalışmışlar. Bir endüstri yok. Bir endüstri yok. Doğal. 16. yüzyıldan itibaren de bunu ressamların oluşturmuş olduğu localar kanalıyla organize ediyorlar ve nesilden nesile aktarılan bir teknoloji olarak devam ediyor. 18. yüzyılın sonundan itibaren artık Avrupa'da da şirketleşmeyi görüyoruz. Bu evet. Şirketleşmelerle beraber daha farklı, daha nitelikli ürünlerin oluşması olanağı doğuyor. Tabii bunu tetikleyen konulardan bir tanesi de üretilen ürünlerin, ki o zamanlar yağlı boyalar üretiliyor. Akrilik boyalar yok, çünkü akrilik boyalar çok yeni bir yeni bir polimer. Bunları koruyacak ambalaj yok. Ta ki 1641 yılında bir Amerikalı tarafından kurşun tüpler bulunana kadar. Evet. Dolayısıyla o günden bugüne böyle bir yansıma geliyor. Fakat bizim bu işe geçtiğimiz yıllarda bazı çekingen çalışmalar yapmışız. Bazı sanatçıların hevesiyle bazı üretimler yapılması çalışılmış ama kullanılan malzemeler bugün bizim anladığımız anlamda uluslararası platformda geçerliliği olacak bir etiketlendirmeye, ham madde kalite kontrolüne sahip ürünler olmamış. Bu nedenle de bugüne kadar pek gelinmemiş. Sanıyorum bunun ekonomik nedenleri de var. Yani çok feasible, çok kar getiren... Moda deyimiyle söyleyelim mi? Ölçek ekonomisine uygun olmadığı için. Diyelim evet. Ölçek ekonomisine uygun değilmiş, doğru. Bu nedenle de ülkemizde o birkaç çekingen çalışmanın dışında böyle bir organizasyon yapılmamış, böyle bir üretim yok. Tabii burada bunun yanı sıra, yani ölçek ekonomisinin yanı sıra bu ürün çok niş bir iş. Dolayısıyla da bunda biraz teknolojik bilgi, biraz pigment bilgisi, formül yapısına hakimiyet, bu tip şeyler de önemli. Yani böyle bir cerrahi var, bir de mikro cerrahi var. Bu işin mikro cerrahi kısmı. Evet, evet. Böyle tanımlayabiliriz. Çünkü hakikaten toplam boya sanayi içerisinde oldukça ufak, niş, fakat farklı özellikler ve bilgi birikimi isteyen bir iş. Evet. Böyle bir organizasyondan sonra biz de işte 2007 yılından itibaren bunun Ar-Ge'sine başladık. 2015 yılında itibaren piyasada oluşmaya başladı. Bugüne kadar halen de bizim dışımızdaki tüketim açısından baktığımız zaman sanat boyası %100 olarak ithal geliyor. Ağırlıklı geliş noktaları Avrupa. Kısmen Amerika Birleşik Devletleri'nden de geliyor. Bir de daha az performanslı diyebileceğimiz ürünlerin bir bölümü de tabii her şeyde olduğu gibi Çin'den de geliyor. Bizim buradaki amacımız şu: %100 olarak ithal gelen bir ürünü, hele ki bizim şu anda ülkemizin içinde bulunduğu konjonktürde düşünülürse, biz bunu bir şekilde yerli olarak tedarik edebilmeliyiz. Bunun birkaç avantajı var. Birincisi tabii ki dövizin çıkışı. İkincisi sanatçıların daha
ulaşılabilir rakamlarla bir belirli bir kalitede, uluslararası kalitede bir ürüne erişebilmesi. Evet. Bunun birçok nedeni var. Sanat boyası kavramını zaman zaman biz hobi boyalarıyla karıştırıyoruz ve bazen de hobi boyalarıyla eserler yapılıyor. Onu bir ayıralım. Peki. Hobi boyası nedir, sanat boyası nedir? O ayrımı şimdi yapalım. Şöyle, biz aslında bu gruptaki ürünleri üçe bölmemiz daha doğru. Biri kırtasiye, bu öğrencilerin, okullarda çocukların kullandığı boyalar. İkincisi, biraz önce bahsettiğim hobi boyası adı altında sınıflandırılabilecek olan, daha çok böyle evde günlük kullanımdaki ürünleri boyamak için ev hanımlarının veya vazoları, kursiyerlerin benzeri şeyleri, masaları, sandalyeleri boyamak için boyadıkları ve uzun süre bir beklenen bir performansı olacak bir ürün değil tabii bu, yani sanat bu eseriyle karşılaştırılacak gibi değil, çünkü sanat eserinden bizim beklentimiz çok daha uzun yıllar, nesiller boyunca kalması ve her şeyden önce sanat eseri bir ekonomik değer. Bizim son yıllarda şirketlerimiz yıl sonlarında bayilerine, iş yaptıkları firmalara hediye olarak sanat eseri hediye ediyorlar. Yılbaşı hediyesi olarak bunları veriyorlar. Buradan da beklentimiz belirli bir süre içerisinde onun değerini koruması. Evet. O bir boyasıyla bu yani mümkün Rönesans'tan değil. Rönesans'tan bu yana yaşayan tablolar varsa bu incelikte boya üretilmesiyle ilgili. Tabii onu da şöyle düşünebiliriz. Birincisi, evet, Rönesans'tan bugüne çok ciddi eserler üretilmiş. Bu eserlerin bir bölümü kalmış, bize ulaşmış. Bir bölümü konservasyondan, bakımdan geçmiş, restore edilmiş. Bir bölümü de tabii ki bize ulaşmayan, bozulan veya depolarda kaderine terk edilmiş eserler de var. Tabii bunların durumları bilmiyoruz. Buradaki en önemli kriter, her şeyde olduğu gibi, kullandığınız malzemenin kalitesi. O nedenle işte biraz önceki konuya geri dönünce, hobi boyasıyla yapılacak bir eserde biz 5-10 sene sonrasından için bir beklentimiz olamaz. Evet. Ama sanat boyalarından biz nesiller boyunca bir performans bekliyoruz. Peki şunu soracağım. Bir, Türkiye'de bu kadar çok yerli boya sanayicisi var, üreticisi var. Herhangi biri, herhangi bir sebeple sanat boyası üretimine neden yönelmedi? Bu bir. İki, çok niş bir pazar biliyorum. Ama bu niş pazarda bile şu anda sizin yaptığınız üretim sayesinde yerli üretim %5 değil mi galiba payınız? Evet, pazardaki en fazla. Evet. Evet. Halbuki demek ki bu pazarda pekala üretim yapıp bu pazarın tamamını kapsayabilecek ölçekte firmalar var. Bunların hiçbiri yanaşmıyorlar. Zor bir iş olduğu için mi? Piyasası iyi olmayan bir iş olduğu için mi? Ya da konjonktürden çok etkilenen bir ürün olduğu için mi? Hangi sebepten dolayı milli ve yerli boya sanayimiz bugüne kadar bir sanat boyası üretimine yanaşmadı? Onu şöyle açmak lazım. Bunun sizin de ifade ettiğiniz alt katmanlarındaki nedenlerin hepsiyle alakalı. Birincisi, evet, ölçek olarak çok büyük bir iş değil. Evet. Ne kadar Türkiye pazarı? Türkiye pazarı konusunda gerçekten bir veri toplayamadık. Tahmininiz. Biz Boya Sanayi Derneği olarak aslında Türkiye'nin total boya sanayi hakkında bir takım bilgilere sahibiz ama bu konu oldukça niş bir konu. Boya Sanayi Derneği'nin üyesi olduğu Avrupa Boyacılar Birliği SEPE bile bu grubu çok yeni alt bir grup olarak değerlendirmeye aldı ve yeni yeni datalar üretmeye başladı. Dolayısıyla çok Türkiye için belirli bir rakam vermek yanıltıcı olabilir. Bir tahmininiz var mı ama yani şu kadar milyon dolar, bir ben öyle bir rakam duymak istiyorum çünkü bir hani ölçeklendirme yapmak istiyoruz. Şöyle söyleyeyim, 50 milyon dolar civarında falan olabilir. Türkiye yani, pazarı 50 Türkiye. Milyon dolar. Tamam. Evet. Dünya pazarı ile ilgili bir şey. Dünya var. Pazarını çok bilemiyorum ama Avrupa pazarı 200 milyon dolar. 200 milyon doların, bu bilgi yeni bir bilgi. Avrupa Boyacılar Birliği'nden gelen yeni bir bilgi. 200 milyon doları Avrupa'da 20 firma domine ediyor. Bu 20 firmanın içerisinde ilk 5 tanesi büyük porsiyona sahip. Diğer 15 firma nispeten çok daha küçük bir kısmını temsil ediyor. Ama orada da şöyle bir şey var. Bence ülkemiz açısından da ilginç olan kısımlarından bir tanesi, bu sektörde gitgide konsolide oluyor. Belirli gruplar belirli bir takım markaları ellerinde topluyorlar. Satıyorlar, alıyorlar. Alıyorlar ve bu önümüzdeki dönem ülkemize de gelecek olan ürünlerde rekabet azalacağı için maliyetlerin ve fiyatların artacağı demektir. Dolayısıyla bizim gibi bir organizasyonun böyle bir işin içerisinde olmasının bu açıdan da
bir artısı olacak. En azından dengeleyici bir unsur olarak. Dolayısıyla yürüyüşü bu. Ama bizim ülkemiz açısından, bizim ülkemiz bu konuda ilginç. Bizde 78 tane Güzel Sanatlar Lisesi var. Evet. 74 tane Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi var. Çarpı şu kadar öğrenci diyelim. Tabii şöyle yıllık en az Güzel Sanatlar Liseleri bildiğim kadarıyla yıllık her branşına, her bölümüne 30 öğrenci alıyor. Bu bir rakam. İkincisi, belediyelerin ve kurumların yapmış olduğu bazı organizasyonlar var. İşte meslek edindirme kurumları. Boyama, kent boyama. Meslek edindirme kurumları, evet. Çocuk şeylere yönelik evler. Artı halk eğitim merkezleri çok büyük bir güç, çok büyük, çok da yaygın ülkemizde. Dolayısıyla orada da böyle bir resim eğitimiyle ilgili bir çalışma var. Bütün bu gelişmeler, tabii bizim nüfusun genç olması, hareketli olması, bütün bunlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı da Avrupa'daki üreticilerin çok ciddi buraya ilgisi var. Burada pazarlama ağı için kendileri yavaş yavaş gelmeye başladılar. Önceden distribütörler kanalıyla yürüyen iş, şimdi kendi ofisleri üzerinden de yürümeye başladı. Dolayısıyla biz de bu nedenle böyle bir pazarın içerisinde olalım dedik. Ama bunun nedeni şey değil, yani buradan bir büyük bir pazar beklediğimizden değil. Sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi biz kimya sanayinde 12-13 değişik sektörde bir takım çalışmalar yapıyoruz. Oralara bazı ürünler üretiyoruz. Bu ürettiğimiz ürünleri içerisinde bu işlerle uğraşırken pazarımızda böyle bir açık olduğunu görünce bunun üzerine bir çalışmamız oldu. Ve halen de böyle devam ediyor. Evet. Şunu merak ediyorum. Şimdi tabii siz verdiğiniz ölçeğe göre işte 50 milyon dolar pazarın %5'ini kapsıyorsunuz. 2,5 milyon dolarlık bir üretiminiz var. Siz küçük bir üretici olarak yabancı üreticileri rahatsız eden bir şirket görünümü yaratıyor musunuz? Yani onlar sizden tedirgin olmaya başladılar mı? Şunun için soruyorum. Eğer sizden tedirgin olmaya başladılarsa bu iyi bir şey. Demek ki büyütme şansınız var ve bazı desteklerle sanat boyaları sektörünün çok önemli bir bölümünü kapsamanız için bazı devlet destekleriyle bir yere doğru gitmeniz mümkün olabilir diye düşünüyorum. Şu anda sektörde bildiğim kadarıyla tek yerli oyuncu olarak bulunuyorsunuz. Evet. Böyle bir rahatsızlık hissi duyuyor musunuz? Şimdi şöyle, tabii ki pazarı domine eden firmaların yeni bir oluşumun oluşmasından dolayı çok mutlu olmayacakları belirlenen veya beklenen bir şeydir. Bunu son bir yıl içerisinde daha yoğun bir biçimde hissediyoruz. Artı bu konulardaki bilgiler bayilerimiz tarafından bize de aktarılıyor. Tabii ki bir rahatsızlık var. Bunun birkaç tane nedeni var. Birincisi, siz daha uygun rakamlarla bir ürünü ve bir dünya kalitesindeki bir ürünü piyasaya verebiliyorsunuz. Yerli olmanın getirmiş olduğu bir takım avantajları, maliyet avantajlarını da kullanıyoruz. Bir de asıl önemlisi, kimya sektörünün içerisinde bu tip ürünün üretilmesi için önemli parametreler teşkil eden malzemelerin büyük ithalatçılarından biriyiz biz. Bu da bize ciddi bir fiyat ve maliyet avantajı sağlıyor. Bunu da fiyatlarımıza yansıtıyoruz. Biz Haziran ayından beri bu kurdaki bu kadar artışa rağmen hiçbir şekilde fiyat artışı yapılmadı. Devam ediyor. Tabii bu kur nedeniyle ithalatçıların maliyetleri çok yükseldi. Bizim fiyat seviyemizle onların fiyat seviyesi arasında ciddi bir makas oluştu. Evet. Bu birazcık daha fazla rahatsız etmeye başladı. Evet. Son 2,5 dakikamız. Şimdi Türkiye'de kaba üretimleri iyi yapıyoruz biz. Örneğin demir çelik üretiminde dünyanın 8. ülkesiyiz üretimde. Fakat incelikli ürünler dediğimiz işte kromajlı, nikelajlı ve paslanmaz çelik ürünlerine gelince orada yapmıyoruz. Çünkü orada ayrı bir Ar-Ge çalışmasına ihtiyaç var. Boya sanayinde de durum aynı. Çok sayıda yerli ve kaliteli boya yapan firmamız var ama sanat boyası üretimine girmiyorlar. Çünkü burada büyük bir Ar-Ge gerekiyor. Bu Ar-Ge'yi göze alamayıp girmek istemiyorlar anladığım kadarıyla. Neden? Hani bir parça, bir küçük bir maliyeti göz önüne alarak ya da gözeterek pekala yapabilirler diye düşünüyorum. Neden girmiyorlar? Örneğin pazarda siz yalnız başınıza kalıyorsunuz. Şimdi şöyle, tabii keşke bizim rakiplerimiz yerliler olsaydı. Şu anda tamamen Avrupa kaynaklı ve Amerika'dan gelen ürünler şu anda bizim rakibimiz gözüküyor. Şöyle söyleyebilirim Ali Bey. 2007 yılında biz bunun Ar-Ge'sine başladık. 2015 yılında ilk ürünleri çıkarttık. Bu çok uzun bir süre.
Bunu bu şeyle bir iş anlayışıyla 8 yıl Ar-Ge yürüttünüz. Bunun ilk dataların toplanmasından itibaren ürünün çıkışına kadar geçen süre 8 yıl. Bu kadar hızlı dönen dünyada dayanılacak bir süre değil. Evet. Ama bunun nedeni işte bizim biraz sanata olan ilgimiz, zaten resim eser topluyor olmamız, zaten boya sanayinin içinde olmamız, bir de zaten bu tip ürünleri üretecek ham maddelerin büyük ithalatçısı olmamızdan da kaynaklanıyor. Bir de bu topraklara hepimizin bir borcu var. Biz de borcumuzu en azından bu şekilde ödemeye çalışalım. Sonuçta her şey para değil. Biraz ülkemiz için de bir şeyler yapmak lazım. Bir de o kadar zamandır işte resim yapılan bu ülkede uluslararası alanda rekabet edebilecek bir boya markası olması gerekir. Bunun için de çok titizlendik açıkçası. Böyle de olması lazım. Türkiye gibi bir yerin kendine ait bazı markalar olması lazım. Şimdi nasıl kendimize ait bir araba markası arıyoruz. Boya markamız, küçücük tüplerde bir boya markamız bile yoktu. Şimdi her konuda böyle bir adımda biz de bizim pazarımız açısından böyle bir adım attık. Evet, yani küçük bir pazar gibi gözükmekle birlikte büyüme eğilimi olan, çünkü yabancı firmaların buraya olan ilgisini düşününce çok öyle yabana atılır bir pazar olmadığımızı düşünüyorum. 50 milyon dolarlık, belki hesaplayamadığımız için 50 milyon dolar diyoruz. Örneğin bu çok daha büyük bir pazar olabilir. Yani yaygın ve dağınık olarak Türkiye'nin pek çok yerinde sanat boyası tüketimi yapılıyor olabilir. Bundan haberdar olmuyor olabiliriz. Bence belediyelerin, Sanayi Bakanlığı'nın bu konuya biraz daha eğilmesi ve bu tür üretimleri teşvik etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum, herhangi bir şekilde size yardım eli uzatıyorlar mı? Şu anda öyle bir işbirliğimiz yok. Umarım ileriki dönemde sadece devlet değil, aynı zamanda ressamların da, resimle uğraşanların da yerli bir markaya sahip çıkması benim temennim. Evet. Belki hani ressamların bir araya gelerek büyük bir kooperatif oluşturmaları durumunda o zaman üretimi daha fazla artırmanız mümkün olabilir. Biz umuyoruz ki önümüzdeki 10 yıl içinde pazardaki payınızı %20'ler, 25'ler, 30'lar seviyesine çıkarırsınız. İnşallah. Çünkü çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Çok teşekkürler Hakan Bey geldiğiniz için. Ve böylece bu bölümü noktalıyoruz. Akşam 19'da ana haber bültenini bekliyoruz.